Adamımız yatmıyor. Ya konuşmayın. Biraz durun. Biraz sap verin. Yoğun bakımda kendi adamı yatıyor. Bizim adam. Hayrola abi, doktor raporum var. Buyurun. Abi bir dakika, vali bey. Evet vali. Vali beyle konuşuyordur. Çek iyice yani. Ulaşımın pumpasını çek. Allah ulaşımı yaptıran köprü çıkışına bağlayacak. Ya tutulma kararı. Sayın valimin gerekli açıklaması. Bakın arkadaşlar, şu şekil toplanmamız bile ne bizim sağlığımız açısından hiç de doğru değildir. Sayın valimle konuştum. Çok güzel izah etti. Ne ulaşım aşağıya çalışacak ne biz çalışacak. Bizlerin sağlığı içindir. Mendubat durum sağlık personeli arkadaşlarının burada muayene ettiklerinde birkaç tane arkadaşımızın ateşi yüksek çıktığından dolayı test de yapılmamış ama ateşleri yüksek çıkmış. Onlar da alınmış. Biri iki gün sonra, biri de üç gün sonra geri bırakılmış. Ama tek bir amaçlı Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın sözü üzerine bir müddet daha seferlere çıkılmayacak. Bizlerin sağlığı için eğer arkadaşlarımız da duyarlı olursa bu kalabalığa hiç gerek yoktu ama bir yanlış anlaşılmadan dolayı olmuştur. Herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de bu saatte değil. Buraya kadar yoruldunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Saygılar. Başkan, vali beyle görüşmeye yaptınız. Size tam olarak ne dedi? Yarın vali bey, yarın otobüsler, halk otobüsü ve ulaşım AŞ'nin hiçbir otobüsü çalışmayacak dedi. Çünkü bizlerin sağlığı için olduğunu söyledi. Mendo başkanımız da söz vermiş, bütün mağduriyetler giderilecek. Peki halk otobüs şoförlerinde belirlenen bir pozitif çıkan bir sonuç var mı yoksa? Hayır. Sadece ateşi yükseğe çıkmış. Belediye personelinde bir tane pozitif hasta çıktı, yatıyor şimdi. Şehir hastanesi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir şey yok. Söz aldık hem valimizden hem belediye başkanımızdan. Onun için şu geç saatte huzursuz olmayalım. Hepimiz evimize.